süre içinde gündem günden güne değişti durdu. Ülkemin bozkırlarında boy boy çelişkiler filizlendi. Gemiler, uçaklar kaçırıldı. İktidarlar değişti. Değişmeyen bir ben varım. Size neler neler anlatacağım. Hadi programı seyredin. Evdeyiz ya, ana yol tabii. Ana yol varken talihi yoldan gidilir mi? Gidilmez tabii. Fadi'cim evde ekmek kalmamış. Aman bir koşu alıver ya. Aman marketin telefon açsana, ben niye gidiyorum? Marketin telefonu bozuk galiba, bir türlü cevap vermiyor. Oğlum gitsen ayakların mı incinir? Aman ya, babamız milletvekili oldu, değişen hiçbir şey yok. Merv Kartalkaya'ya gidiyor, Berk Koruma Ordusu'yla sinemaya gidiyor, biz markete gidiyoruz. Ben mi? Yok, benim bakanlıkta gözüm yok. Ben vatan için ne olsa yaparım. Konuşma, milletvekili oğlu oldum diye markete de mi gitmeyeceksin? Peki peki, gidiyoruz, tamam. Tamam şekerim, gene konuşuruz nasıl olsa, güle güle. Dur bir dakika. Niye kapıcıyı yollamıyorsun da oğlanı yolluyorsun markete? Kapıcı servis saatinin alışına bir yere gitmiyor. Yöneticimiz general öğle emir vermiş. Artık bu general de kodurdu. Yani apartmanı da kıtla gibi yönetiyor. Kaç lan şunun numarası? Şimdi sorarım ben ona gününü. Boşver hayatım ya. Başına dert alma. Aman bırak. Ne dert alacağım ya? O generalse ben de milletvekiliyim. Burası da kıtla değil. Alo. Paşam. Aman ne yaparsan yap. Paşam. Ben Semih. Milletvekili Semih. Dört numaradaki milletvekili Semih Paşam. Paşam, niçin bir karar alırken şeyinize göre karar alıyorsunuz? Keyfinize göre? Kapıcıyı belli saatlerin dışında servise çıkartmıyormuşsunuz paşam. Niçin keyfinize göre hareket ediyorsunuz bana danışmadan? Burası karargah mı paşam? Benden bağırmadan konuşun paşam. Ne bağırıyorsun? Yapma Semih. Paşam, biraz ayıp ediyorsunuz. Paşam. Paşam. Paşa, bak. Bak, biz de bu apartmanda oturmanın aşıklısı değiliz. Lojman! Paşam bak, lojmanımız hazır olunca, boşalınca çıkacağız. Bağırtırma! Seni kasta bak çavuşum! Paşam bak. Bak, güzel güzel anlaşalım paşam. İzah edemezsiniz efendim. Siz önce bağırmadan konuşmasını öğrenin. Sizin karşınızda emir eliniz yok. Saygılar. Ne oldu, ne diyor? Elim ayağım şey oluyor. Milletvekili olmam, kurallara uymama hakkını vermezmiş bana. Avaz avaz bağırıyor bana. Şu telefonu yerine koyuver. Bu askerler demokrat olmasını asla öğrenemeyecekler. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yönetime el koydu. Ne? Ne? El mi koymuş? Hayırdır inşallah. İhtilal mi olmuş? Sen ne diye koskoca generale bağırırsın Semih? Bak el koymuşlar. Saçmalama ya. Herif demek ondan şeyinden kıl aldırmıyor. Bulunmak. Ülkedeki hükümet krizinin uzaması, ekonomik durumun kötüye gitmesi, ülkeyi bölmek isteyen terör eylemlerinin yoğunlaşması müdahaleyi zorunlu kılmıştır. Hiç ekmek kalmamış markette. Bir tane bulabildim, o da bayat. Ne o? Hortlak görmüş gibisiniz. Darbe olmuş oğlum. Askerler yönetime el koymuş. Hadi ya. Boku yedin baba. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Geldiler. Ben bakayım. Sen bak. Ben bakmam. Ben evde yokum, ona göre. Tamam. Düşüneyim, ben Avrupa'ya mı kaçayım, ne yapayım? Asker bunlar, ne yapacakları belli mi? Ellerine ne geçerse toplarlar. Beni de toplarlar. Kızım Ermen, çabuk şunları saklayalım. Kızım darbe oldu, sen nelerle uğraşıyorsun? Ben de onun için geldim ya, tamam kızım. Tamam, tamam. Semih! Hay Allah, nereye gitti bu adam? Tutuklandın niye mi? Yok, Naciye Hanım geldi. Bunlar ne Naciye Hanım? Bizim beyin yolsuzluk dosyaları. Çok zor durumda kaldık. Nereye sokacağımızı şaşırdık. Ya niye bunları buraya getiriyorsunuz Naciye Hanım? Semih Beyciğim, siz daha yeni milletvekili seçildiniz. Yolsuzluk yapacak zamanınız olmadı. Belki bizim beyin yolsuzluklarını saklarsınız diye getirdim. Olur canım, ben kendi yolsuzluklarımı nereye sokacağımı şaşırdım. Yakalım mı? Yakalım. Kova getireyim içinde. Kova getir. Getir yakalım. Getir al. Cemsesiz. Bir dakika. Cemsesiz. Ne o? Askerler. Ne çabuk da geldiler. Ne oldu senin? Ananızda askerler geldi. Buraya geliyorlar, ne yapacağız şimdi? Hemen yakalım, oyalım. Koy koy. Amma asker var ha. Askerleri gördünüz mü? Nerede ya bunlar? Ne yapıyorsunuz ya? Yolsuzlukları yakıyoruz. Ya az sonra bunun dumanı çıkar. Ne yapıyorsunuz diye sormazlar mı? Canım sorarlarsa tüp bitmişti. Biz de kağıt yaktık, omlet yapacağız.
yapacağız deriz. Yürü yürü mutfağa gelin, yürü oğlum yürü. Geldiler. Dur panik yapma, hiçbir şey yokmuş gibi davran. Al sen dolaba gir en iyisi. Tamam ben dolaptayım, beni ararlarsa merkezde dersin. Tamam koş oraya koş, şuradan iki tane yumurta al oğlum. Tavayı ver. Getir inandırıcı olsun, getir şuraya getir. Bence inanmayacaktın ama. Sus. Allah kahretsin, tüydü tabii. Ah, korkuttun beni be. Çıkabilirsin, paşanın dairesine girdiler. Genel başkanımı arıyorum, kapsama alanının dışındadır diyor. Tabii İsviçre kapsama alanına girmiyor. Paşanın dairesine girdiler diyorum sana. İyi ya işte, şimdi paşa bizzat gelecek, ağzıma edecek. Az önce sırtüstük ya, telefondan intikamını alacak. Sacit Bey'i arayayım, o darbeler konusunda tecrübeli de bana ne yapacağımı söyler. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine... Ama bu Kenan Evren nasıl yani? Marmaris'ten gelmiş, darbe mi yapmış? Ben hiçbir şey anlamadım. Sayın seyirciler, şimdi sırada başka bir haberimiz var. Çay sürgünlerinde yüksek oranda radyasyon çıktı. Bakan Cahit Aral, o kadardan bir şey olmaz. Bakın ben de içiyorum dedi. Ne oluyor ya? Çayda radyasyon var diyor. Bu eski hikaye değil be. Alo, Sacit abi, ben Semih abi şeyden aradım. Bulgaristan'dan gelen Naim Süleymanoğlu rekor üstüne rekor kırıyor sayın seyirciler. Başbakan Özal Naim'i manevi oğlu ilan etti. Neden mi aradın? Hatırını sormak için aradım abi. Yoksa ne? Tarih tekerrürden ibaret, öyle değil mi abi? Best of haberleri izlediniz sayın seyirciler. Geçmiş yıllarda yayınladığımız en iyi haberleri, hafızalardan silinmeyen olayları sizler için tekrar ekrana getirdik. Az sonra küçük büyük herkesin çok sevdiği tatlı cadıyı yeniden izleyebilirsiniz. Bu Allah cezanızı versin be. Ulan televizyon dizilerini, filmleri tekrar yayınlayıp buramıza getirdiniz. Bu Allah cezanızı versin be. Ulan bunu anladık, şimdi eski haberleri mi tekrarlıyorsunuz? Pöh size. Meclis çalışmaya bir başlasın, televizyonda tekrar yayınların yasaklanmasına ilişkin önerge vereceğim anasını satayım. Bu sefer ben bakabilirim. Semih Bey! Buyurun paşam. Size biraz bağırdım sandınız ama bu benim normal konuşmam. Oğlum telefonun numaraları tutmayın. Ben disiplin severim. Tatsızlık sevmem. Oğlum televizyona dikkat et. Aramızdaki küçük tartışmayı unutalım diye size uğradım. Ben taşınıyorum. Niye? Ne güzel yönetiyordunuz apartmanı. Paşa. Beklediğim lojman boşaldı. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle paşa. Güle güle. Güle güle generalim. Misafirliğe de bekleriz efendim. Reklam. Bak, az önce vatandaştan ne aldım? Nedir bu? Yaşam sigorta. Başka türlü geçinemiyoruz şekerim. Hanımefendi ceza yatıracaktım. Üçüncü masa. Çok memnun. Aa, bir tek imza için vatandaş veriyor mu bunu? Tabii veriyor. Peki ya bir daha işi düşerse? Gene veriyor. Bir daha işi düşerse gene veriyor. Vay anasını. Sana da tavsiye ederim. Başka türlü ay sonunu getiremiyoruz şekerim. Müdür Bey. Teslim ederim. Bu böyle ortaya konur mu? Birisi görse ne diyeceğiz? He? Rüşvet mi aldık diyeceğiz? He? Tamam. Bu işlerin yürümesi için yararlı olabilir. Çarkın dönmesini sağlayabilir. Maaşın yetmediği yerde işe yarayabilir. Ama nerede kaldı bu kurumun haysiyeti? Nerede kaldı itibarımız? Teslim ederim. Paranız düştü beyefendi. Paranı yok. Tahakkuk servisini soracaktım. Geçmiş olsun müdür bey. Burası devlet dairesi. Rüşvet burada. İster istemez istenmeyen misafirlerimiz olur. İşte birazdan onlardan birisi ekranlarınıza konuk olacak. Bir... Ceketim nerede? O gri spor ceketim. Gözünün önünde ne var
bağırıyorsun? Bağırıyorum. Misafir gelecek akşama. İçim içime sığmıyor. Sevincimden bağırıyorum. Gene başlama Pir. Başlarım. Başlarım da hiç susmam. Bu adamdan hiç hoşlanmadığımı, zerre kadar zevk almadığımı biliyorsun. Ne diye davet ediyorsun evime? Canım sabahleyin karısı aradı, akşam size geliyoruz dedi. Bir şey diyemedim. Deseydin, bir şey deseydin. Bir senedir atlatıyoruz insanları. Ayıp değil mi? Kaç yıllık arkadaşımız. Arkadaşımızdı. Artık bitti. Artık arkadaşımız değil. Hoşlanmıyorum, ayıp değil ya. Ne güzel insandı aslında. Tatlı dili, güler yüzü, hoş sohbeti. Ne zamanki şöhret oldu, huyu suyu değişti adamın. O artık ünlü bir televizyon yıldızı. Televizyonu zaplarken yüz yüze geleceğiz diye ödüm kopuyor. Adam televizyondan bana ulaşamıyor. Akşama oturmak için evime geliyor. İyi mi? Canım yarım saat katlanırız artık. Bir de yılın en seksi erkeği seçilmiş. Hatunlar bayılıyormuş beyimize. Yani böyle uzaktan bakınca hoş bir adam tabii. Yok hayrola? Aman Ferit, yüz yüze gelince her şey değişiyor. Ah işte yüz yüze geldik bile. Ne var yok Şükrancığım? Teşekkürler. Sen nasılsın Gül? İyiyim sağ ol. Senden ne haber Alican? Ben gideyim bir çay koyayım. Otur bakalım. Nasıl sorduysan öyle dinle şimdi. Ya vallahi ne olsun Gül, ülke kaynıyor kazan gibi. Her hafta huzursuzluk. Dün gece teröristler içinde 12 kişi bulunan bir minibüsü yakmışlar. Adamların kömürleşmiş cesetleri bulundu. Cüdi kırsalına girişilen çatışmada 10 er şehit olmuş. Alicim yeter artık, tadımızı bozma. Sizde ne var ne yok? Ne olsun vallahi, geçinip gidiyoruz işte. Geçinebiliyorsanız iyi. Bu ayın enflasyon ortalaması %110. O da yetmiyormuş gibi akaryakıt ürünlerine tekrar zam yapıldı bugün. Biz de yeni bir ev kiraladık değil mi? Boyasıyla badanasıyla uğraşıyoruz. Kaçıncı kat? 6. Fena. İtfaiyenin merdivenleri yetişmiyor bu katlara. Şişli Akmescit sokakta bir apartmanın 7. katında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi yanarak can verdi. Allah onlara rahmet eylesin. Gülcüm, annenler geldiler mi? Geldiler ama çok kalabalıkmış yollar. 6 saatlik yolu 12 saatte geldiler. Neyse canım, kazasız belasız geldiler ya. Onlar şanslıymış. Bugün yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazasında bilanço korkunç. 29 ölü, 33 yaralı. Bırak yahu. Havadan sudan konuşalım biraz canım. Evet hava. Hava diye zehir soluyor. Su ise zaten akmıyor. Yarın 12 ve 24 arası kesinti yapılacak semtlerin adları şöyle. Aksaray, Eminönü... içimiz karardı Ali Bey, yeter canım. Hiç mi güzel bir haber yok bu memlekette? Var. Sırada bir düğün haberimiz var. Hele şükür. Düğün dernek. Antalya'nın eski hamam köyünde düğün evinin damı çöktü. 40 ölü, 78 yaralı var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Ay ne fena. Ay Ali Beyciğim yeter canım. Ay içim karardı. Ali. Yani Alicim, sohbetine doyum olmuyor. Ne diyeyim? Siz yarım saat dayanamıyorsunuz Ferit Beyciğim. Ben karısı olarak ne yapayım? Bakın verem oldum. Ötesi var mı? İşi gereği ülke gündemini izleye izleye artık normal sohbetleri bile böyle olmaya başladı. Eş, dost kim varsa uzaklaştı bizden. Ya. Yani ben de alıp başımı kaçacağım ama kocam ne yaparsın? Çekilir dert değil vallahi. Ben niye Amerika'dan gelmiyorum zannediyorsunuz? Vallahi biz haberleri izlemeyeli seneler oldu. Yani kusura bakma Ali kardeş ama senden bile bu yüzden soğuduk. Ben ne yapayım? Ben var olanı söylüyorum sizlere. Gönüller hoş olsun diye Kaf Dağı'ndan masallar anlatamam ya. Maalesef bunlar yaşanıyor ülkede. Ama her şeye rağmen bu ülke bizim. Sorunlardan kaçmaktansa gene üstüne üstüne gidelim derim ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Asli görevi haber niteliği taşıyan olayları halka aktarmak olan medya zaman zaman işlevinin dışına taşabiliyor. Bazen güç gösterisine giren dördüncü kuvvet medya içinden çıkılması güç olaylara neden olabiliyor. Neredeyse gelmek üzereler. Evet efendim. Pardon. Tamam. Ben tamamım.
Sen? Tamam efendim. Tamam, toplantı odası hazır. Hazır mı? Evet. Senin kıyafetine bakayım. Tamam. Toplantı odası nasıl? İyi efendim. Kendi ellerimi aldım tozunu. Tamam. Ben yalnız bir kere daha bakayım. Ne olur ne olmaz bir aksilik olmasın. Kızım dikkat et. Gazeteciler fazla soru sormasınlar. Kayalık krizini görüşeceğiz. Bak biliyorsun durum kritik. Biliyorum efendim. Uyardım kendilerimi. Tamam mıyız? Tamam efendim. Söyledim ya. Tamam. Hazır değil mi? Her şey hazır. Tamam. Hazır. Sen de tamamsın. Tamam. Bir aksilik olmasın. Biliyorsun çok hazırlanıyoruz buna. Tamam. Toplantı odası tamam mı? Efendim söyledim ya. Tamam. Hazırladık efendim. Tamam, bir daha söyle ne var işin ne müsteşarsın. Devletin parasını alıyorsun. Laf mı? Gene de ben bir kere daha bak çekiyorum. Tamam. Kızım ama itibarda sakın kusur etmesinler. Anladın merak mı? Etmeyin efendim. Orası tamam. Ben de tamamım. Sen de tamamsın. Toplantı odası tamam mı? Efendim tamam dedim mi? Kendi ellerimle sildirdim. Koyacağım ağzı üstüne. Git bir kere daha bak. Bir kere daha iyice pırıl pırıl olsun tamam mı? Geçen müsteşar geldiğinde rezil ettin bizi. Sayın Bakanım geliyorlar efendim. Efendim? Geliyorlar efendim. Hadi karşılıklar. Karşılıklar. Oh my God! What's going on? Bu nedir ya müsteşar? Vallahi haberim yok Sayın Bakanım. What is it? Hay Allah. Excuse me sir. Şimdi şey eden havlu getir oğlum. This is big scandal. What time is it? What is this? This is a rap diye. Rap diye mu megalo? Ulan müsteşar nedir bu rap diye? Rap diye bakarım. Ya o rap diye bakanı olduğunu anladık. Böyle nazik bir konuda sayın bakanın nazik yerinde ne işi var lan bu rap diyenin? Çık beyler çık. 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 Çık bakın kendime sokacağım. Bakın kendi kendime sok. Batırıyorum bakın. Bakın. Bunu ödeşti gibi. Öde lütfen ötür. Al. Evet, evet. Tekrar tekrar her şey için özür dilerim. Üş, Rab diye öyle yaktı ki. Evet, lütfen siz buyurun Sayın Başkan. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Simeratın geri durası kamı. Ezo yana mili seme. Din krisi diz vrahı misi das kardak. İyim ya. Din. Ne oluyor lan buna? Titreme geldi galiba. Temin su döküldü ya. Üşütmüş olmasın. Bak çek beni. No more talk. Let's go. Hurry up. Hurry up. No. Ama beyefendi kardak sorunu ikili temaslar. Lan çekmeyin. Çek. İlgilensene şu heriften. Beyefendiye sakinleştirici bir şey ver oğlum. Sayın Bakan, Sayın Bakan. Allah neydi bu başımıza gelen? Kaldırın lan şu herifi. Hayret bir şey ya, hayret bir şey ya. Ne oldu patron? Daha ne olsun. Büyükelçileri aracılığıyla sadece bir kınama telgramı çekmişler. Aa, bu kadar yaptıklarımızdan sonra sadece bir kınama telgramı mı çekmişler? Olacak şey değil, olacak şey değil. 15 gündür uğraşıyoruz, şu iki ülke arasında bir savaş çıkaramadık. Bizimkiler elinden geleni yaptı patron. Bırak ya. Patron, patron. Şimdi Moskova muhabirimiz aradı. Dün gece Yeltsin'in yatak odasına girmiş. Ee? Uyurken siyah keçeli kalemle adamın suratına bıyık çizmiş. Ee?
Bizim ülkenin yaptığını nereden anlayacaklar? Alnına bunu çizen Tosun deyip altına ay yıldızı yapmış. İyi be, keşke bir tarafına da bir bayrak dikselerdi. Baskıyı durdurun çabuk. Burnuma savaş kokuları geliyor. Savaş! Çocuklar, baskıyı durdurun. Niyet bozulunca emniyet de bozuldu sayın seyirciler. Karakolda artık ayna var, genç var, çoluk var, çocuk var. Askı var, baskı var. Sözümüz emniyetli mensuplara değil, kem niyetli mensuplara. Seydiniz Manisa'ya varmış olacak. Leyla Hanım, insan dayanamıyor, patlayacak gibi oluyor. Mola vermeseydik mahvolacaktım. Ben bir sigara alacağım, bir şey istiyor musun? Hayır, teşekkür ederim. Bir elem rica edeyim. Sevgili seyircilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel dün gece şapkasını alıp evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. İhtilalde olmadığına göre Cumhurbaşkanımız nerededir? Görenlerin veya yerini bilenlerin insaniyet namına Çankaya Köşkü Ankara adresine başvurmaları veya telefon açmaları rica olunur. Allah Allah, Sayın Cumhurbaşkanı kayıp mı olmuş? Bir gün Ankara'dan ayrıldık, neler olmuş? Neyse, biz yolumuza devam edelim. Edelim. Leyla Hanım, şu anda Manisa'nın sınırına girmiş bulunuyoruz. Duralım da adresi soralım. Hemşerim merhaba. Merhaba. Sen buralardan mısın? Buralıyım. Anladım bunun komutan. Manisa'ya gidiyordum. Siz çıkıverdiniz karşıma. Anladım bunu. Manisa mı? Orası da neresi? Buranın halkı Manisa'ya öyle söyler Leyla Hanım. Hemşerim, bak bakayım şu adresi bize tarif ediver. Amanın gari. Adam öldürüyorlar burada. Ay. Buranın halkı epeyce korkmuş galiba. Anlaşılan emniyet amirliğini kendi çabalarımızla bulacağız. Gidelim. Söyleyin bakalım çocuklar, o yazıyı kim yazdı? Bak tekrar soruyorum, bileni mükafatlandıracağım, elmasını kızartacağım. Ne var, ne istiyorsunuz? Affedersiniz hocam, dersinizi böldük, şimdi gidiyoruz. Evet, bir yanlışlık oldu galiba. Ne dersi ya? Biz burasını karakol zannettik de, yani okulumuza yanlışlıkla geldik. Evet, karakol nerede acaba? Burada, burası karakol. Bir başka deyişle son durak. Ama çocuklar? Onlar da yolcu. Ama yolculukları kısa sürdü. Bu çocuklar tutuklu. Bunları duymak çok ilginç oldu. Yoksa siz gazeteci falan mısınız? Öyleyseniz size çok hoş şeyler yapabiliriz. Hayır efendim, biz iç işlerinden geliyoruz. Ne işleri? İç işleri bakanlığından. Burada işkence olduğuna dair iddialar var da. İddiaya girerim, yalandır. Var mısınız iddiasına? He? İşte biz de onu araştırmaya geldik. Aman efendim, hoş geldiniz. Ayakta kalmayın. Lütfen buyurun, oturun. Oğlum Cafer. Buyurun amirim. Misafirlerimize oturacak bir yer göster. Şurada kola şişeleri var, oraya buyursunlar amirim. Oraya sen buyur salak. Ta memleketimin şeyinden, iç işlerinden buraya gelmiş misafirlerimize böyle soğuk soğuk espriler yapmasana oğlum. Ya ne bileyim ben ya. Siz onun kusuruna bakmayın efendim. Bu çok şakacı bir arkadaştır. Televizyonda böyle skeçleri izliyor. Sonra gelip burada şey ediyor. Burada tek yetkili siz misiniz? Müdürle görüşmek istiyoruz. Efendim, onların hepsi izne ayrıldı. Birdenbire tatil yapma ihtiyaçları doğunca apar topar çıktılar gittiler. Burada yalnız ikimiz kaldık. Allah Allah. Tam da işkence iddialarının ortaya atıldığı sırada böyle bir tatil. İlginç doğrusu. Efendim, burada rahat değiliz. Hem çocukların önünde konuşmayalım. Buyurun, ben sizi daha rahat bir odaya alayım. Bu çocuklar da kim? Bunlar gözaltına aldığımız 0-5 yaş arası sabiler. Gürültü etmesinler diye onları buraya tıktık. Tık tık sesi senin kafana vurunca çıkıyor galiba Cafer. Sussana oğlum, sussana! Tık tık Cafer! Efendim, sorun kusuruna bakmayın. Biz burada halka hizmet olsun diye bir kreş açtık. Ya. Yeah. Evet. Bu yavrular burada şey ediliyor. Anaokulu gibi yani. İlginç bir hizmet anlayışı. Buyurun efendim, biz yolumuza devam edelim. Efendim. Peki bunlar neci? Bunlar veliler. Çocuklarımıza ne oldu diye sormaya gelmişler. Biz onları gözaltına... Gözaltlarının morarmasını istemiyorsan sus Cafer.
Efendim, bu hanımefendileri, bu beyefendileri buraya toplayıp seminerler düzenliyoruz. Onlara haklarını anlatıyoruz. Yani tamamen halka hizmet, hakka hizmet düsturu. Çok güzel. Amanım de gari! Peki bu kim? Manisa Tarzan'ı bağırıyor diye ifadesini almaya geldiydik, kaçmış. Ben peşine gidiyorum amirim. Aman git, gitmeyeceksin diye korkuyordum. Git! Efendim dediği doğru. Manisa Tarzan'ı. Gördüğünüz gibi beldemizin otantik değerlerini burada koruma altında tutuyoruz. Bravo. Biz boşu boşuna gelmişiz buraya. Evet. Böylesine hassas insanlar için nasıl liseli çocuklara işkence ediyor diyorlar, anlamıyorum vallahi. Hepsi iftira efendim. Bizi çekemeyen çevrelerin uydurması. Kusura bakmayın, sizi de işinizden alıkoyduk. Sizler gibi polisler olduğu müddetçe hepimiz güvenlikte sayılırız. Sizin gibi iç işleri olduğu sürece biz de güvenlikte sayılırız. Buyurun, buyurun. Bir dakika efendim. Burada rahatça konuşabiliriz. Hay Allah, burası da doluymuş. Gel bakayım. Aman Allah'ım. Sayın Cumhurbaşkanım. Süleyman Bey, sizin ne işiniz var burada? Beni buradan çıkar. Bu adam kim dediniz? Kim olduğunu bilmiyor musun? Sen yandın, bittin. Sen öldün, haberin yok. Gençlere ne yapılıyor? Bir bakayım diye geldim. Bunlar beni içeri aldılar. Fakat ne bilelim efendim? Cumhurbaşkanımız genelde düğünlere, derneklere gider. Buraya geleceğini nereden bilebilirdik? Bu adam gelip burada ne var ne yok diye soruşturunca biz de şüphelendik, gözaltına aldık. İyi halt ettiniz. Nazmiye, meraktan çatlamıştır. Leyla Hanım, derhal Çankaya'yı arayıp Nazmiye Hanım'a Süleyman Bey'in bulunduğunu müjdeleyin. Peki efendim. Nazmiye, kocam, gözaltındaydım, arayamadım. Gözaltı. Yatom vardı, bizim aramadım. Yok, evde. Bir daha çıkarmayayım, evden yok. Sen kafayı, tencereyi kapat. Bir yere çıkma. Atarlar içeri vallahi. Ülkemizde adamsız adım atılmıyor. Devlet dairelerine işi düşenin arkası sağlamsa önü açılıyor. Nurten'cim, girsene içeri. Girmeyeyim Hayriye. Gene sana işim düştü. Tapu dairesinde arsa devir işlemlerim var. Bir haftadan önce olmaz diyorlar. Bu memlekette ya paran olacak ya adamın olacak. Buluver sen de birisini canım. İlahi Hayriye, senden iyi adam mı olur? Allah vergisi özel bir durumum var işte. Hadi yapıver şu işimi, kırma beni. Dur, nüfus kağıdımı alayım da geleyim. Babacığım, sen ne diyorsun? Ben seninle konuştuğunu anlamıyorum. Herif başıma musallat oldu ya. Ya memur bey, ben bir hafta ne diye bekleyeyim kardeşim? Alt tarafı bir imza atmayacak ya. Ne var lan? Ne varıyorsun? Senin karşında devlet memuru var. Bir de Yahudi. Hem devlet memuruna hitap ediyor, hem Yahudi, hem 3 tane Yahudi. Ver şu kağıdı bak ya. Senin işin bir haftadan evvel olmaz. Oo! Bu tam bir haftalık iş. Baksana Allah aşkına bak. Oo! Diyor kadın. Gel lan buraya. Gel. Şu bir haftadan evvel olur mu Allah aşkına? Oo! Tabii. Git 8 gün geç, ondan sonra. Oo! Efendim, bizim bir arsa işimiz vardı da. Hadi ya. Peki bu sırada bekleyenler ne? Korkuluk mu? Kardeş, sen korkuluk musun? Yok. Niye korkuluk gibi giyinip adamı korkutuyorsun? Görüyor musun? Ben öyle kadın madın dinlemem, sana bir kafa korup gözlüklerim kırılır diye komuyorum. Getir hemen, hadi. Beyefendi, arkadaş yakınım olur. Hadi ya. Allah Allah. Gacıya bak, artist misin sen? Ben çıkaramadım. Gelsene lan buraya. Oo diyecek bir şey yok. Evrak mı gösteriyor? Hıyar. Şu gacıyı bak, tanıdın mı? Artiste benziyor mu? Çıkaramadım. Boku çıkaramazsın zaten, yürü. Ulan sen buna torpil olsan ne yazar be? Sen buna torpil olsan ne yazar? Şurada yazar. Çiller. Hayriye Çiller. Çiller. Çok affedersiniz hanımefendi. Sizi birden şey yapamadım. Çıkartamadım. Tabii kabul edersiniz ki siz Tansu Hanım kadar dik değilsiniz. Medya dik değilsiniz. Çok özür dilerim. Ayakta kaldınız. Sizi bir tarafa alayım. Şu tarafa, duvarın dibine dikilseniz. Şuraya mı dikilelim? Ne içeriz? Bilmem. Ne içeriz? 3 Nescafe. Ben 2 Nescafe içeceğim. Hakkınız efendim Çiller Hanım, Hayriye. Hatta dört söyleyeyim, bir tanesini benim üstüme dökün. Memur bey, o evrak ya imzalanacak ya imzalanacak. Anladım Hayriye Hanım, Hayriye Çiller Hanım. Tamam, bağışlayın. Çiller.
Hayretçiler. Gel lan buraya. Ne olsun lan, yangın söndürmeye gitmiyoruz bu yer. Kadının soyadı Çiller. Kimler? Çiller, öküz Çiller. Akrabası falan olabilir. Soyadı benzerliği olabilir. Olur mu lan? Bu saatten sonra şarka gitmek, sürülmek istemem. Düşünsene Tayfun abi sarı kamışta, kamış kamış dondurdu kaldı orada. Ya. Kız Hayriye, ne şanslısın. Kaç kişiye nasip olur Çiller'le aynı soyadı taşımak. Balını yiyeyim seni. Ye kız ye, ben de Tansu'nun balını malını yiyeyim. Birader, bakar mısın? Bizim imzalanacak bir evrakımız vardı da. Bu da hüviyetim. Yılmaz? Yılmaz! Recai Yılmaz. Sayın Başbakanımızın değerli bir şeysi. Akrabası. Aynen öyle. Amca çocukları oluruz. Çok severim Mesut'u. Küçükken birlikte ağaçlara tırmanırdık. O bir defasında dut ağacından düşmüştü. Yılmaz. Yılmaz. Gelsene lan buraya. Ne var ya? Ne var? İşim gücüm var orada. Tamam geliyorum. Tamam. Ne? Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz soyadından bol ne var memlekette? Hıyar. Affedersiniz. Bu benziyor, görmüyor musun? Ağzı benziyor. Kuzu benziyor. Ağzı benziyor. Tekliyor lan. Herif şeyleri bir geri konuşuyor. Tamam geliyorum. Geliyorum. Akrabası lan bu. Efendim. Sizi bir yere oturtayım ben. Ayakta tutayım. Duvara doğru sizi alayım. Yılmaz Bey, Recai Yılmaz Bey, sizi şöyle alacağım efendim bir zahmet. Çok naziksiniz siz. Şansa bak, onun soyadı daha geçerli. Hükümet kurulmadan önce olsaydı benimki geçerdi. Memur bey ayıp ya, soyadına göre muamele yapıyorsunuz. Kaç saattir bekliyoruz şurada? Sıra var burada. Sus bakayım, ağzına şey sürerim sen biber. Ondan kimsenin haberi var mı? Kimse kim kardeşim? Herkes sırasını bilsin. İsterse Cumhurbaşkanı olsun. Bir dakika, gelin bakayım. Çekil. Buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben kendim Ali Demirel. Buyurun paşam. Rahatsız olmayın. Arkadaşın işi vardı da hemen hallediverin. Benim köşke çıkmam lazım. Emin bekliyor. Olasmadık. Hoşça kalın. Yalanını yiyeyim senin. Bak gördün mü? Benim soyadıma imreniyordun. El alemine ne soyadları var? Bununki de Demirel'miş. Üçüncü sıraya düştük. Olsun kız Hayri'yi aldırma. Üstümüze gelecek kimse kalmadı nasıl olsa. Selamun aleyküm. Cümleten kolay gelsin hemşerim. My name is Şemsettin Clinton. Sayın Başkanım. Bilimininin akrabası. Büyük ücretler alarak o kanaldan bu kanala transfer olan Mustafa Küsen bu kez olacak O Kadar TV'de. Dağlara vardı kardan, haber gelmedi yerden. Mustafa Küser ve isteklerinizi programımızın sonunda izleyebilirsiniz. Olacak O Kadar Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şeyleri tekrar yaşıyormuş gibi olur musunuz? İşte öyle bir şey. Şuraya bak. Heriflerin reytingi tavana çakmış. Şaka tabii patron ya. Çok şanslı adamlar. Hepsine çocuk aşklar denk geldi. Yok Saray'la Musa'nın aşkı. Yok Alman Helga'yla Mardinli Memo'nun aşkı. Hepsi de Sübiyan. Millet bayılıyor böyle aşklara. Şu bizim oğlanlardan birini yurt dışına gönderin de oradan bir kız ayarlasın. Olmaz. Çakılırsa rezil oluruz. Ya reytingler yerin dibine çaktı. Rezil olmadık mı ya? Patron, Hollanda'da bir genç arıyor. Galiba bir aşk hikayesi. Üçüncü hatta. Demet, yok kaçıncı hatta? Üç. Ha. Alo. Ha, duyuyorum şekerim ha. Söyle. Orada bir kıza mı aşık oldun? Deme. Aman çok iyi. Kaç yaşında kız? 6 aylık mı? Allah yaşadık. 6 aylık mıymış? Evet.
Hollanda hükümeti bu aşka karşı mı çıkıyor? Yazıklar olsun be. Oğlum. Oğlum. Hollanda devleti aşka karşı mı çıkıyor? Biz millet olarak aşıkların yanındayız. Aşıkları destekleriz. Yedirmeyiz lan gelinimizi onlara. He? Bu arada gelinimiz ne yapıyor? Altına mı yapıyor? Heyecandan yapıyordur. Biz millet olarak arkanızdayız. Biz aşkı destekleriz. Tamam, sen adresini yazdır. Bu çocuğu bağla haber merkezine. Hadi yazdır sen çocuğun adresini. He. Hazırlan lan, Hollanda'ya gidiyorsun. Evet sayın seyirciler, Hollanda'dan size merhaba diyoruz. Biliyorsunuz artık bir furya başladı. Tüyü bitmemiş yetimler birbirlerine aşık oluyorlar. Bu durum bizim canımıza minnetken Avrupalının canını skandal oluyor. Rakip televizyonların ortaya çıkardığı Avrupalı gelinlerin en küçüğünün yaşı 12 iken bu alandaki rekoru biz kırıyoruz sayın seyirciler. Bizim gelinimiz 6 aylık. Evet, yanlış duymadınız. Gelinimiz 6 aylık. Hollandalı gelinle Samsunlu damat adı Bahtiyar bu aşk yuvasında yuvalanmış durumdalar. Biz de yumurta gibi kapıya geldik ve dayandık. Ve kapıyı çalıyoruz. Gelişmeleri size aktaracağız. Bahtiyar, Samsunlu Bahtiyar, suçu sevmek. Evet, o benim. Buyurun içeri buyurun. Üzülme kardeş, milletçe yanındayız. Yürüyün. Hadi, hadi geçin. Şöyle alıp durun. Bu tarafa da gülümse kardeşim. Bu tarafa da. Gelinimiz nerede? Gelinimiz yan odada altını değiştiriyorlar. Buyurun siz oturun, oturun. Bahtiyar. Herkesten deyse jurnalistin kumda ilk Türkiye'yi anekeçi. Ders onu aneke, löke, beybiçi. Herkesten. İşte benim aşkım geldi. Evet sayın seyirciler. Hollandalı gelinle sizin için röportaj yapıyoruz. Evet gelinimizi şöyle alalım. Evet görüntüyü alıyoruz. Ah gelinimiz bu pide tatlı. Aman da aman. Ah kucuk da kucuk. Pıtı 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 pıtı. Şimdi de gelinle damadı birlikte görüntüleyeceğiz. Damat geline sarılsın. Sarıl. Anne, baba işte torununuz aneke. Nasıl şirin değil mi? Ya anneciğim hepinize çok selam söylüyorum. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Bak biz burada çok mutluyuz gerçekten. Biliyorsunuz iş yerinden bir türlü izin alıp da gelemedim memlekete. Ama hepimiz iyiyiz gerçekten. Bak bu da karım Hiya. Selam söyle hadi hello de. Dah oma dah opa. Feyle hurutunlar Türkiye'yi. Bir dakika bir dakika. Ne torunu ya? Bir dakika bir dakika. Çekime durduk. Ne oluyorsunuz ya? Affedin beni. Bu benim kızım Ayşe. Kızın mı? Evet gelin falan yok abla. El kapılarında çalışmaktan memlekete izin alıp gidemedik. Anam babam torunlarını göremediler. Ben de bu yalanı uydurmak zorunda kaldım. Affedin beni. Kusura bakmayın. İster istemez istenmeyen misafirlerimiz olur. İşte birazdan onlardan birisi ekranlarınıza konuk olacak. Yiyecektir. Sen de bu kadar tuzlu yeme Ali Bey diyor. Espri de yapmaya çalışıyor. İnsanoğlunun istekleri bitmiyor. Huzurlarınızda büyük yorumcu ve bestekar, mütevazi sanatçı Mustafa Küser sizlerle. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin. Bye.